Merhabalar sevgili öğrenciler. Bir sorunuz, bir isteğiniz yoksa 9. üniteme başlıyorum. 9. üniteyi 6 bölümde göreceğiz. Her bölüm için bir tane video çekeceğim. Videolar artık biraz daha kısa olacak. Geçen gibi uzun olmayacak. İlk olarak demirin mineralinden saflaştırılmasını göreceğiz. Ekstraksiyonunu göreceğiz. Bunun için şekilde gördüğünüz fırını kullanıyorlar sanayide. Bu fırın çok yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Kenarları tuğlayla örülmüştür. Alt tarafın sıcaklığı 2000 dereceye kadar ulaşırken yukarıdaki sıcaklıklarda 800 dereceyi 1000 dereceyi bulabiliyor. Demiri mineralinden elde etmek için kullandığımız bu fırının ismi Blast Furnace diye geçer. Çalışma metodu da şu şekilde. Yukarıdan karışımımızı ilave ediyoruz. Bu karışım demir minerali ve onunla birlikte gelen safsızlıkları içeriyor. Bu arada demir mineralimizin ismi f 2 o 3 Bunun ismi e, hematit. Bazen bu minerallerin isimlerini soruyorlar. Demir mineralinin ismi en popüler mineralin ismi hematit. E, karışımda diğer bulunan maddelerimiz e, mineralle beraber gelen safsızlıklar. Kömür ve kireç taşı, kömürle kireç taşının ne işe yaradığını birazdan ilerleyen aşamalarda göstereceğim. Bu karışımı fırına gönderdiğimiz zaman fırının alt kısımlarında, fırının alt kısımlarından fırına e, hava gönderiyoruz, sıcak hava gönderiyoruz. İçerisinde oksijen var. Bu oksijen yukarıdan karışımımızdan gelen karbon katısıyla kömürle tepkimeye girerek fırının alt kısımlarında tepkimeye girerek karbondioksit gazını oluşturuyor. Oluşan bu karbondioksit gazı bir sonraki aşamada bu ikinci adımımız oluşan bu karbondioksit gazı e, arta kalan kömürle tepkimeye girerek bu arada katı yazıyorum özür diliyorum solit olarak düzelteyim şunları karbon solitle tepkimeye girerek iki tane karbon monoksit gazına e, dönüşüyor karbon monoksit gazı havadan hafif olduğu için yukarı doğru yönelecek şimdi burada şu soruyu sorabilirsiniz e, hocam karbon demirden daha aktifti. Direkt karbonu neden bu şekilde elementel olarak demiri indirgemek için kullanmadık? Çünkü çinko için kullanmıştık. Karbon sebebi şu. Karbon e, bir indirgen ama çok iyi bir indirgen değil. Elementel halde F2O3'deki demiri yeterince verimle demire indirgeyemiyor. Onun için ondan daha kuvvetli bir indirgene ihtiyacım var. Ondan daha kuvvetli olan indirgenim karbon monoksit. Onun için karbon katısını önce karbon monoksit gazına çevirdim. Daha sonra oluşan bu karbon monoksit gazım mineralindeki demir artı 3 iyonlarını demire indirgeyecek. Demir artı 2'ler de bulunabilir bunun içinde. Bu çok önemli değil. F2O3 solatiyem oluşan karbon monoksit gazımla indirgenerek şuradan devam edeyim tepkimeme. Elementel halde demirimi elde ediyorum. Dikkat edin, demir burada likit olacak çünkü fırının iç sıcaklığı demirin erime sıcaklığından yüksek olduğu için demiri likit olarak elde edeceğim. Demir likit artı karbon monoksit gazında yükseltgenerek karbondioksit gazına dönüşeceğiz. Biliyoruz ki karbon monoksit yüksek sıcaklıklarda çok kolay oksijen bağlar mineralimde bulunan oksijenleri kendi tarafını alarak demirin serbest halde açığa çıkmasını sağlar. Açığa çıkan bu demirin yoğunluğu büyük olduğu için sıvı olduğu için fırının alt tarafına ve en alt kısmında şurada gördüğünüz şekilde sıvı demir olarak topluyoruz ve bunu buradan kenara alacağız. <laughs> Onun dışında e, buradaki kömürün görevi, karbonun görevi şu oldu. Yanma tepkimesi sonucu hem fırının sıcaklığını arttırıyor bunun yanında karbon monoksit oluşması için birinci evrede önce karbondioksite daha sonra da karbon monoksite dönüşüyor. Karışımdaki diğer bir madde kireç taşı. Kireç taşı da şu işe yarıyor bu karışımda. Mineralimiz biz buraya korken saf fe 2 o 3 hematit minerali olarak koymuyoruz. Bunun yanında safsızlıklar var. Özellikle kum var. O safsızlıktan kurtulmak için kireç taşını kullanıyoruz. Kireç taşının buradaki görevi şu. Kendisi karbonat olduğu için karbonatlar ısıya karşı dayanıksızdır. Kalsiyum karbonat solitimi ısı gördüğü zaman dekompoze olacak. Kalsiyum oksit soliti ile karbondioksit gazına dönüşecek ki oluşan karbondioksit gazı atık gaz olarak dışarı gönderilecek. Ama buradaki kalsiyum oksit benim işime yarayacak. Kalsiyum oksit de şu işe yarıyor. Mineralimle beraber gelen safsızlıkları ki ana o safsızlıkların ana temel bileşeni kum, kumun ana bileşeni silisyum dioksit. Bununla birleşerek kendisi metal oksit bazik karakterle kendisi ametal oksit asidik karakterde bir asit baz tepkimesi gerçekleşerek kalsiyum silikata dönüşüyorlar. Ki oluşan bu kalsiyum silikat da e, bu sıcaklıkta likit formunda olduğu için o da şurada molten slag olarak dediğimiz atık cüruf kısmını oluşturur. O da demirin üzerinde toplanır. Onu da bu taraftan dışarıya alıyoruz. Böylelikle mineralimizle beraber gelen safsızlıklardan da kurtulmuş oluyoruz. Kapaca demirin mineralinden blast furnace yöntemiyle ayrılma tekniği bu şekilde. Bir kere daha özetleyeyim. Kimi nerede kullandım, ne için kullandım. Mineral zaten elde etmek istediğim demiri içeriyor. fe 2 o 3 olarak değil de ben bunu elementel demir olarak istiyorum. Karbonun buradaki görevi fırının sıcaklığını artırmak. Karbon monokside dönüşüp mineralimin indirgenmesini sağlamak. Buradan elementel demir elde edeceğim. Kireç taşının buradaki görevi ise e, mineralimle birlikte gelen safsızlıkları ortadan kaldırmak. Onu da kalsiyum silikat olarak, molten slag olarak burada topluyoruz. Böylelikle hematitinde bulunan demir elementini alt taraftan sıvı demir olarak topluyorum. Demiri mineralinden ayrılması bu şekilde. Tabi demirle ilgili söylememiz gereken birkaç şey daha var. Bunlardan bir tanesi demirin en çok kullanıldığı yer özellikle sanayide falan çok kullanılıyor. Çelik yapımı. Çelik bir alaşımdır. Bir demir alaşımıdır. Katmak istediğiniz özelliğe göre içerisine karbon katabilirsiniz. Diğer transition metallerden katabilirsiniz. İçerdiği karbon miktarına göre yumuşak çelik, orta sertlikteki çelik ya da yüksek sertlikteki yüksek karbon çeliği olarak da geçer. Karbon miktarı arttıkça çeliğin sertliği de artacak ki genelde karbon miktarı işte %0 ile %1,5 arasında %2 arasında değişir. Eğer karbon miktarı %0,25'ten daha düşükse bu yumuşak çelik olarak bilinir ve hani kolayca şekil verilebilir, kırılgan değildir. Orta sertlikteki çeliklerde karbon oranı 0 0,25 ile 0 %0,45 arasındadır bu yumuşak çeliğe göre biraz daha serttir. Şekil verilmesi biraz zordur. Yüksek karbon içeren çeliklerimiz ise oldukça serttir ve kırılgandır. Buradaki karbon oranında da %0.45 ile %1.5 arasında değişiyor. Onun dışında çeliğe katmak isteyeceğimiz bir diğer özellik paslanmazlık özelliği şüphesiz ki. Paslanmazlık için temel iki tane elementimiz var. Birisi bunların krom birisi nikel. İkisinin oranı toplam oranı yaklaşık %25'i buluyor. Burada amacı binaen krom nikel oranı değiştirebilirsiniz. Ama genelde kullanılan krom oranı %20 nikel ise %5 civarındadır. Tungsten çelikler var. Tungsten çeliğin özelliği de şu %5 tungsten içeriyor. Geri kalanı demir. Bu da yüksek sıcaklıklara karşı dayanabilen bir alaşımımız. Eğer daha düşük sıcaklıklarda kullanmak istiyorsanız eğilip bükülebilen esnek bir çelik elde etmek istiyorsanız bu sefer de kullanacağımız trazi için metalimiz manga. Genelde çeliğin bileşenleri bu şekilde. Bazen bunları soruyorlar. Onun için bunlara da değindim. Detaylı bir şekilde kitabımızda var. Oradan da dilerseniz okuyabilirsiniz. Demirle ilgili son söyleyeceğim şey ise demirin paslanması. Demir havadaki oksijenle tepkimeye girebilir su varlığında ve F2O3 bileşiğimizi oluşturur ki bu bileşiğimizin ismi sistematik ismi Iron 3 oksayt ama bu halk arasında rast olarak, pas olarak bilinir. İşimize yarayan bir kısım değil. Demire zarar vereceği için, yani bu demirin buna dönüşmesi işimize gelen bir durum değil. Onun için demirin bu hale dönüşmesini engellememiz gerekiyor. Yani demiri korumalıyız. Demiri korumak için de yapabileceğimiz birkaç tane metot var. Ben burada sıraladım. Sıraca onlardan kısaca bahsedeyim sizlere. Birincisi boyama yapabilirsiniz. Boyamadaki birinci temel amaç şu, bir demirinizin güzel görünmesini sağlarsınız. İkincisi de oksijenle temasını keseceğiniz için demirin paslanmayı engellersiniz. Oiling and greasing var. Bu yağlama işlemi büyük miktardaki demirler için değil ama küçük demirler için yapabilirsiniz. Benzer şekilde gene oksijenle temasını kesiyorsunuz. Benzer şekilde plastikle kaplayabilirsiniz bir demiri. Painting ile hemen hemen aynı işlevi görüyor. Tabi plastik paint'e göre biraz daha koruyucu tabakası var. Elektroplating yapabilirsiniz. Paslanmayı elektroplating yaparken demiri başka bir metalle kaplıyorsunuz. Kapladığınız metal de paslanmasını engelleyecek. İşte paslanmayı engellemek için az önce görmüştük çelik alaşımlarında krom kullanabilirsiniz. Galvanizing çok benzer bir metot. Bu sefer demir metalimizi çinko ile kaplıyorsunuz. Burada kritik noktalardan bir tanesi sacrificial protection. Bunu özellikle gemilerde çok kullanıyorlar. Bu metotta demirin bir kısmına çinko yani o geminin gövde kısmının bir kısmına çinko metalinden tutturuyoruz mu diyeyim bağlıyoruz diyelim. böylelikle demir yerine çinkoyu kurban ediyorsunuz. Onun için oradaki çinkoya kurban elektrot da denir. Demir paslanması yerine çinko demirden daha aktif olduğu için çinkonun korozyona uğramasını sağlıyorsunuz. Böylelikle demiri koruyorsunuz. son koruma yöntemimiz de elektrolitik protection. Bunu da özellikle bu denizde kurulan Petrol rafinasyonundaki demirin paslanması için kullanırlar. Burada söylemem gereken iki tane daha metal var. Bunlardan bir tanesi çinko, bir tanesi kapır. Bunların ekstraksiyonunu da gene az önce gördüğünüz blast furnace fırınında gerçekleştiriyoruz. Ama zinc için çok yüksek sıcaklıklara gerek yok. Zinkin erime noktası görece daha düşük. Zinki ilk videoda anlatmıştım. Bir kere daha anlatayım. Çinko sülfür minerali halinde bulunur ki bu mineraline blend demiştik. Bunu önce oksijen varlığında ısıtıp çinko oksaydımızı ve kükürtlü oksaydımızı oluşturuyorduk. Daha sonra elde ettiğimiz çinko oksaydı da karbonla indirgeyerek <laughs> şunu şunu iki yapayım. Şunu iki yapayım. Karbonla indirgeyerek elementel halde zinki elde ediyoruz. Zinkin Blast da demirden farkı şu. Furnace'ımı tekrar bulayım şurada. Aradaki fark şu. Zinc bu fırının içerisindeki sıcaklıklarda 800 derece 1000 derecede buharlaşacağı için zinki şurada önce buharlaştırıp sonra sıvılaştırarak elde ediyoruz. Yani zinc yukarı çıkar aşağı gitmek yerine. Çünkü fırının içerisindeki sıcaklık onu buharlaştırmaya yetiyor. Onun dışında bir diğer ekstraksiyonu çok zinke benzer bir yöntemi de kapır minerali için kullanabiliriz. Zinc için ve demir için ve bakır için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.